Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yine bugün sizler için, yine sizlerden gelen ve sizlerin çok istediği bir soru için bakım yapacağım özel melek kartlarımla. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünkü sorumuz yalnız olanlar için herhangi bir ilişkisi olmayan, şu an hayatında hiç kimse olmayan, işte ne platoniği var, ne ex partneri var, ne şusu ne busu, yani belki de her şeyi sıfırdan başlamak isteyen kişiler de olabilir ya da gerçekten hayatına şu ana kadar hiç kimseyi almamış ya da hiç kimseyle ilgili herhangi bir düşüncesi olmayan eril ya da dişil fark etmez. Genel olarak şöyle bir yalnızlar için açılım yapmak istiyorum hep birlikte. Haydi bakalım bakalım, her zaman olduğu gibi yine bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Karıştırıyorum ama bu arada bakar mısınız? Ne kadar kafanız karışık sizin böyle yalnızlar. Evet, bakın kartlarım nasıl atıyor kendini. Ve bu arada dışarıda feci bir yağmur var. Evet, Haziran ayında olmamıza rağmen gerçekten gökyüzü hareketli demiştik, görüyorsunuz. Bu hava durumuna da yansıyor. Yani şu an burada çok ciddi dışarıda gök gürültülü bir yağmur var. Ve bana diyorsunuz abla genelde işte geç videolar yüklüyorsun diye sitem eden danışanlarım oluyor. Ama ve lakin takdir edersiniz ki gerçekten bu saate kadar çok ciddi anlamda yoğun seanslarım oluyor. Daha önceki videolarımda da dediğim gibi kendi çalışmalarım da var. Bu yüzden dolayı da ancak bu saate, ay konuşamadım çok özür dilerim. Ancak bu saate zaman buluyorum ve görüyorsunuz bakın hatalarımla, kusurlarımla, kusura bakmayın. Yani hani videoyu bile iptal edip tekrar hadi baştan alayım da tekrar çekeyim diyecek kadar bile zamanım yok. Bu yüzden de aradaki hatalarımdan, kusurlarımdan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Evet, hadi bakalım tekrar başlayalım. Diyelim ki bütünün haline olması niyetinizle yalnız olanlar için önümüzdeki günler bakalım bakalım neler olacakmış diyelim. Kartlarımı bütünün haline olması dileğimle sizlerin adına niyetliyorum ve gördüğünüz gibi kesiyorum. Haydi bakalım sizler de her zaman olduğu gibi kartlarıma rezone oluyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Tabii ki kendinizi niyetliyorsunuz. Çünkü şu an hayatınızda herhangi bir kimse yok. Bakalım önümüzdeki günler yalnızlar için ilişkiler anlamında neler olacak? Bakalım hayatına biri girecek mi? Böyle güzel sürprizler olacak mı hayatında? Ya da hiç kimse olmadan böyle devam mı edecekmiş sorusu da bakalım benim melek kartlarımdan nasıl cevap gelecek? Bu arada her zaman dediğim gibi arkadaşlar bütüne bir açılımdır. Kolektif bir açılımdır. Bu yüzden dolayı her zaman dediğim gibi sizler size ait olan kısmı alın lütfen. Bu arada gök gürültüsü de sanırım karışıyor videonun sesine. Evet. Haydi bakalım bakalım yalnız olanlar için kartlarımı çekmeye başlıyorum. Bakalım yalnız olan izleyenlerim, danışanlarım ve sevgili arkadaşlarım. Bakalım sizlere benim özel melek kartlarımdan nasıl mesajlar gelecekmiş? Bakalım önümüzdeki günler size ne gibi sürprizler hazırlıyor? Yine zaman vereceğim arkadaşlar. Tabii ki zaman gelirse bakalım o zamanlar ne zaman olacak? Neler olacak hayatınızda? Kaçtı zamanlarda? Bakın kendisine attı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir tane de şöyle alttan alalım. Şöyle de şuradan aldık mı tamamdır diyorum. Evet. Haydi bakalım bakalım yine her zaman yaptığım gibi sizler kartlarıma niyetleniyorsunuz. Şöyle tekrar bir odaklanın. Tekrar bir rezone olun bakalım. Şöyle sizlere tekrar şöyle bir göstereyim. Evet.
Haydi bakalım, bütünün hayırlı olması dileğimle. Yalnız olan sevgili izleyenlerim, danışanlarım, arkadaşlarım, sizlere nasıl mesajlar gelecekmiş bakalım benim kartlarımdan. Şimdi evet sevgili arkadaşlar, zaten kartlarımı daha açtığım zaman ilk etapta gördüğüm, kendinizi gerçekten eğer ki çalışıyor iseniz işinize, okuyor iseniz derslerinize ya da işte çalışmıyorsanız, yani hiçbir şey yapmıyorsanız kendi özel hayatınıza daha odaklı olduğunuzu gördüm. Bakın, ilişkiler anlamında gerçekten şu an yalnız olan kişiler için konuşuyorum. Yalnız olanlar, bakın zaten yalnız kartlar geliyor, görüyor musunuz? Bakın hep tek kişi olan kartlar, mesela çift ortamlar denk geliyor falan. Şimdi daha önceden bir ilişki yaşayıp bitirmiş iseniz, gerçekten çok kırılmışsınız, üzülmüşsünüz, kırgınlıklarınız var, üzgünlükleriniz var, hayal kırıklıklarınız var. Çünkü ilişkilerde bir türlü o istediğiniz noktaya gelememişsiniz. İşte bu nokta nedir? İşte bir evliliğe gitmek olabilir. Ya da evlisiniz, ayrılmışsınızdır. Şu an güveniniz yoktur. Sadakatsizlik, güvensizlik ya da kaybetme korkusu gibi bazı korkular yüzünden elinizi ayağınızı böyle bir kenara çekmişsiniz. İlişkilerden kendinizi şu an için soyutlamışsınız olarak gösterildi bana. Ve inanılmaz takıntılarınız var. O takıntılar neydi? Korkular. Kaybetme korkusu, az önce dediğim gibi aldatılma korkusu, işte sadakatsizlik, güvensizlik ve bunlar sizde inanılmaz derecede takıntı yaptığı için ilişkilere korkarak yaklaşıyorsunuz. Hani bu nedir? Yoğurdu üfleyerek yemek gibi. Hani bizim atasözlerimizde vardır ya, yoğurdu üfleyerek yemek istiyorsunuz ya da o şekilde yaklaşıyorsunuz. Çünkü bakın burada ihanet de gördüm. Eğer ki, bir daha hatırlatıyorum tırnak içinde, eğer ki bir ilişki yaşayıp o ilişkiyi sonlandırmış iseniz, hayatınıza herhangi bir kimseyi almamış iseniz de sürprizlere açık olun. Bakın, aslında karşınıza çok sürpriz kişiler gelmiş. Hani bu önümüzdeki beşli zaman içerisinde, özellikle bunu genel olarak da konuşuyorum, İlişkisi olmayan danışanlarım, izleyenlerim ve arkadaşlarım, sürprizlere açık olun. Ne zaman? Önümüzdeki beşli zaman. Yani bu 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi ya da ayın 5'i, 15'i, 25'i ya da 5'li saatler. Şimdi bunlar sizin için sürpriz olan zamanlar. Amma ve lakin bakın. Hani dedim ya, hiç ilişkisi olmayanlar için de korkuları var. Yani belki etrafta gördükleri örneklerden, belki de başarısız olmaktan, belki de kendi özgüvensizliklerinden dolayı. Bakın, güvensizlik de var burada. Hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyorlar. Biraz da bir şeyleri sanki kadere ve akışa bırakmışlar. Yani görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar gibi. Yani belki birileriyle tanışsalar da, tanıştırılsalar da, hani belki de o istedikleri enerjiyi ya da sinerjiyi yakalamadıkları için de kendilerini rölantiye almışlar gibi diyebilirim burada. Şimdi bakın, aslında o kadar enteresan ki, diliyorsunuz ve istiyorsunuz sevgili yalnızlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın, istiyorsunuz, diliyorsunuz. Hatta bilir kişilerden akıl fikir almaya çalışıyorsunuz, danışıyorsunuz. İşte belki de kendiniz de sorguluyor olabilirsiniz. Hani neden yalnızım? Niye hani benim hayatıma kimse gelmiyor? Ya da geliyor, niye tamamlanmıyor? Niye sonuna kadar gitmiyor dediğiniz bir dönemdesiniz. Bakın, hep sormak, danışmak, akıl fikir almak aşamasındasınız. Yalnız gerçekten bakın, özellikle evlilik yaşamış, ayrılmış kişiler için diyorum. Bakın, aile kartı ters geldi. Ya da aile kurmak isteyip de bir türlü kuramamış insanlar için konuşuyorum burada. Yani izleyenlerim için konuşuyorum özellikle. Kafanızda belirlediğiniz bir şeyler var aslında. Belki de kafanıza bir profil de belirlemiş olabilirsiniz. Bu ilişkiye dair de olabilir. Ama ve lakin, az önce yine en baştaki konuya geri dönüyorum.
siz korkularınız yüzünden erteliyorsunuz. Bu yüzden de işte üzümün sapı, armudun çöpü, o öyle, şu şöyle deyip belki de karşınıza çıkan kişileri sürekli erteliyorsunuz ya da öteliyorsunuz. Ha, hani başlayıp da sonuna gidemiyorum diyenler içinde şurada bakın sıkıcı durumlar. Etrafınızdaki insanlardan da etkileniyorsunuz. Belki de sizinle ilişkiye başlayan kişi etrafınızdaki insanlardan ya da onların belki sizinle bağlantılı yaptığı konuşmalar, davranışlar ya da sizin belki yaptığınız konuşmalar ya da davranışlardan dolayı belki bir sıkıntı yaşayıp bir şeyleri yarıda bırakması durumu da söz konusu olabilir burada. Ayrıca evet bakın sevgili yalnızlar, öyle diyeyim yani şu an ilişkisi olmayan kişiler. Bakın şimdi şu kartım ilk başlarken dedim ya hani iş hayatına ya da çalışmaya hani kendinizi vermişsiniz diye. Aslında biliyorsunuz kötü enerji kartı, büyük kartı. İlk etapta o açıldığı için de aslında hani çok da şey yapmak istemedim ama biraz da belki de kötü enerjilerden kaynaklı da ilişkilerinizde sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Tabii bu illaki size yapılmış bir şey de değil. Bakın annenizedir, babanızadır, ailenizedir. Tabii ki size yansımıştır biliyorsunuz bir karma yasası var, bir karmik denge var. Eğer böyle bir karmanın içindeyseniz size de yansımış olabilir. Bakın olabilir diyorum burada. Şimdi evet bakın yıkımlar da yaşamışsınız ilişkiye dair. Aslında artık bu yıkımlardan siz de bıkmışsınız. Yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz. Genel anlamda yalnızlar için konuşuyorum burada. Hiç fark etmez. Bakın arkadaşlar size yeni bir başlangıç var. Şimdi bunu zaman olarak vereceğimiz daha kartları çekerken söylemiştim ki net bariz bir şekilde zamanı da geldi. Onlu bir zaman veriyorum size. 10 saat içi, 10 gün içi, 10 hafta içi, 10 ay içi ya da 10. ay ya da ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da onlu bir saat. Bakın ben benden danışmanlık alan, özel seans alan danışanlarıma da hep bunu söylerim. Ben verdiğim zamanlara imzamı atıyorum ama ve lakin tam zamanını bilen Rabbim. Çünkü ben diyorum ki siz bunu yaşadığınız zaman illaki tarihte, saatte, takvimde, saniyede, dakikada bir yerde mutlaka size verdiğim rakam olur sevgili arkadaşlarım. Ve burada da bana gösterilen onlu bir zaman dilimi. Hatta ve hatta size tabii ki kolektif bir açılım olduğu için bana net gösterilen iki ayrı yerde karşılaşma ya da tanışma verildi. Biri bir ortamda, yine onlu bir zaman dilimi içerisinde bir ortam. Bu bir arkadaş ortamı olabilir, iş ortamı olabilir, işte düğün dernek olabilir, efendim sosyal medya olabilir ya da başka hani ortamlar. Çünkü bir ortam veriliyor arkadaşlar. Bu böyle bir ortamda tanışabilirsiniz ya da tanıştırılabilirsiniz. Yani Allah'ın izniyle inşallah sizlerin de yalnızlığı son bulacak. Sizler de bir ilişkiye merhaba diyeceksiniz inşallah. Yalnız bakın ilk etapta görüş ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hani belki karşınızdaki kişi, pardon, diğerini söylemeyi unuttum. Diğer verilen mesajda bir yol yaptıktan sonra, yani bir seyahate gidebilirsiniz, bir tatile gidebilirsiniz ya da bir yolculuğa gidebilirsiniz. Bu yolculuk esnasında ya da bu yolculuktan dönüşte de hayatınıza bir kişinin girmesi söz konusu olabilir. Yalnız burada bir daha altını çiziyorum ki ilk etapta görüş, fikir ya da düşünce ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hani işte bu benim istediğim gibi değil ya, işte hani o az önce dediğim gibi işte üzümün sapıydı, armudun çöpüydü, yok kaşı böyle, yok gözü böyle diyebilirsiniz ya da düşünebilirsiniz. İşte hiç benim işte kriterlerimde değil, benim kıstasımda değil falan filan diyebilirsiniz. Ama burada size diyor ki benim melek kartlarım, bakın boşa boşa kendi içinizi kemirmeyin bu konuda ya da kendinize huzursuzluk yaratmayın. Bir fırsat verin diyor karşınızdaki kişiye. İnşallah yalnız olan danışanlarım
izleyenlerim ve arkadaşlarım, Allah'ın izniyle inşallah sizinle kalbinize, gönlünüze göre güzel bir ilişkiniz olur diyorum. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Umarım yalnız olan izleyenlerim ve danışanlarımın da bir nebze olsun gönlünü ferahlatabilmişimdir. Ya da ferahlatma değil aslında, biliyorsunuz artık ben gördüklerimi söylüyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. İnşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.